Bir Farkında Anneler Mutlu Çocuklar programına daha hoş geldiniz. Bugünkü konuğum yine farkındalık sağlayacak bir konu ve konularımız ve konuklarımız diyeyim artık. Hocam öncelikle sizi tanıyayım. Hoş geldiniz. Kitap Fuarı'yla birlikte, Düzce'de olan Kitap Fuarı'yla birlikte hocamızı da burada konuk etme şerefine nail olduk. Öncelikle sizi tanıyalım hocam. Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. İsmim Nurhan Taydaşçal. Vefa Yayın Yapım Grubu'nun hem yazarlarındanım hem de yayın koordinatörüyüm. Üç çocuk, iki de yetişkin kitabım çok var. Güzel. Yetişkin kitapların biraz daha sizin konunuzla da bağdaşıyor. Farkındalık, hayata evet. dair farkındalık evet. üzerine evet. ve aşk üzerine ama bu aşk hem beşeri aşk hem ilahi aşk. İkisinin çok birlikte güzel. Harmanladığım eserler. Evliyim. İki çocuk annesiyim. İktisat Çalışma Ekonomisi mezunuyum. Edebiyat okuyorum. Üçüncü üniversiteyi okuyorum. Oh, çok güzel. Evet, kişisel gelişim, NLP eğitimleri aldım. Yaşam koçluğu evet. eğitimlerini aldım. Onları tamamladım. Uluslararası sertifikalarım var. Bunun yanında işte fuarlarda imza günleri, seminerlerimiz oluyor. Sürekli onlarla koşturuyoruz. Sürekli öğrenme ve anlatma odaklı bir çalışmamız var. Zaten öğretirken öğreniyoruz kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Yani hayat kesinlikle. Yolculuğu böyle. Ben de hep böyle olduğuna inanıyorum. Mesela nasıl eğitimler aldınız ve devam edecek misiniz diye sorduklarında ilim bitmeyen bir yolculuk diyorum. Yani aynen öğretiyorsunuz, öyle. Öğretirken öğreniyorsunuz, harmanlanıyor, üzerine katarak ilerliyorsunuz. En güzeli bence hocam söylediğiniz gibi evet. hayat yolunda böyle ilerliyoruz. Peki hocam, Türkiye genel, mesela Düzce'de ilk defa olan kitap fuarımız evet. sağ olsun hem Düzce Belediyesi hem Safi Koleji'nin birlikte yaptıkları bir çalışmaydı. Çok da güzel katılımlar oluyor. Hem çok pardon eğitimciler adına hem ebeveynlerimizin katılımları çok güzel. Bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Benim de standım var. Lütfen gelin ziyaret edin. Hasbihal edelim. Nurhan Hocam da aynı evet. şekilde. Aynen. Peki hocam Türkiye geneli mesela kitap fuarlarına gittiğinizde genelde size gelen sorular ya da insanlar neler söylüyor, talepleri neler, kitap fuarlarına tüm Türkiye'ye yetişebiliyor muyuz? Evet, yani şimdi şöyle biz yaklaşık 3 senedir çalıştığım yayın grubuyla beraber Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine gittik, ulaştık. Yani çok fazla il gezdik. Doğuda olsun, batıda, Karadeniz'de, İç Anadolu bölgesinde. Ve özellikle bizim okullarda, gittiğimiz yerlerde okullarda seminerler de verdik. Özellikle 2 ay önce Iğdır'daydık. Günde 4 okula gittik. Belediye ve Milli Eğitim o kadar güzel organizasyon yapmış ki fuara gelen yazarları, her bir yazarı bir okula günlük olarak evet. kaç gün kalacaksa ve biz payımıza düşen günde 4 okul oldu. 18 tane okul ziyaret etmişiz. Köy okulları dahil. Çok uzak köyle okullarına gidemedik. Onlar için ayrı bir söz aldılar. Ayrı yeten gideceğiz. İnşallah. İnşallah. Ve şu var. Gerçekten insanlar okumaya hevesli. Hani okumayan bir toplumuz diyoruz ama evet. bunun yanında merak da var. Şimdi bu kitap fuarları aslında o merakı uyandırıyor. Hı hı. İnsanları okumaya teşvik ediyor. Ve en güzel yanı da yazarla okuru buluşturuyor. Bu çok güzel bir şey. Bir kere o perde kalkıyor. Hani biz hani asla kendimizi ulaşılmaz olarak görmüyoruz. Haddimize değil ama hani okurun sevdiği kitabının o yazarı ulaşması, onunla muhabbet etmesi çok farklı bir evet, olay. Evet. Ve sohbet etmesi. Bizim saatlerce, bir saat yakın statta sohbet ettiğimiz okuyucularımız oluyor evet. eğer müsaitsek. Ve en çok sorulan sorulardan biri ebeveynlerin, anne ve babaların işte biz çocuklarımıza kitap okutamıyoruz. Evet. ya en çok sorulan sorulardan biri o. Ben de sadece tek bir şey söylüyorum. Siz okuyor musunuz? Çocuklar güzel bir soru. Yani, hemen kendimizce biz okuyor muyuz? Çünkü çocuklar büyüklerin ayak izlerini takip ederler. Eğer küçük yaştan itibaren
çocuğu kitapla buluşturmalıysanız, çocuk evde okuyan bir ebeveyn görmediyse, bir birey görmediyse, sadece okul çağına kadar, okul evet. çağına geldikten sonra işte öğretmeninin kitapla tanıştırdıysa, o çocuğun hemen okumasını beklemeyeceksiniz. Bir de hani ben her zaman şunu söylerim, kitap okumasını sevmeyen çocuk yoktur, kitabını bulamamış çocuk vardır. Bu insanlar, yetişkinler için de geçerli. Çocuğunuzun öncelikle hoşlanacağı, tabii ki içinde etik değerlere uygun olan kitaplardan başlamalarını tavsiye ediyorum. Evet. Hani burada biraz tavsiye kısmına da girdik ama bu gerçekten çok önemli. Bu burada o nüans açalım hocam. Gerçekten çok güzel bir yere dokundunuz. Ebeveyn fark edebilmeli. Yani benim çocuğum kesinlikle. Ne okuyor acaba? Onun içerisine girdi. Mesela bazen şöyle söylüyor, yetişkinlerde de var. Ben bu kitabın filminin çekilmesini bekliyorum diyor. Diyorum ki aslında televizyon ya da işte şu anda sanal alemde izlediklerimiz belki kitabın evet çekiyorlar. Onu evet. görsele dönüştürüyorlar. Fakat sen orada karşıdaki kişinin sana verdiğini sadece görüyorsun. Yani o sana bir kahraman vermişse ya da şekillendirmişse sen onun hayalini yaşıyorsun. Halbuki kitapta ne oluyor? Tamamen kendi hayal dünyan, farklı, radyoda da oluyor mesela evet, sesiyle aynen. insanları bütünleştiriyor. Diyoruz ki aa böyle bir insan, sen kendi hayal dünyanda farklı kesinlikle. Bir insan üretiyorsun. Farklı bir oluşturuyor. Aynı kitap da böyle. Kitabın evet. sonuna doğru farklı bir kahraman. Ki hakeza çocuk kitaplarında mesela benim hocamızın kitaplarını severek takip ediyor evlatlarım. İmzalı da aldık böyle. Mutlaka gelin Düzce Fuarımıza kaçırmayın. Çocuğum akşam okuyor. Diyor ki yani anne çok farklı işte burada şifre varmış diyor. Bunun kahramanı ben evet. olabilirmişim diyor değil mi hocam? Kesinlikle. Şimdi biz öncelikle şunu söyleyeyim. Ebeveynler, anne ve baba çocukların aldıkları kitapları önce kendileri okusunlar. Evet. Bu çok önemli. Yani evet ben kendi şahsi görüşüm şu fikre karşıyım. Okusunlar da ne okurlarsa okusunlar. Evet, yani kusura bakmayın beynimiz çöplük değil. Tabii ki. Tabii ki. Yani insan bilmiyor. Beyni o kadar özel, insan o kadar özel bir varlık ki, yaratılmış eşrefi mahlukat ki. Evet. Kirli düşüncelerle, kirli fikirlerle, kirli yapılarla o beyni, o ruhu kirletmek insana yakışmaz. Fıtratına evet, aykırı evet, bir kere. Evet. Fıtrata aykırı olan bir özelliği insan yaptığı zaman işte ne oluyor? Katiller, cinayetler, tecavüzler ortaya çıkıyor. Evet. Çünkü insanın fıtratı bozuluyor. İnsanın fıtratını bozan olaylar da işte bu silsileden geçiyor. O yüzden bizim özellikle Dahi Kankiler serisi, kitabımızın ismi hı hı. Dahi Kankiler Olimpiyatlar'da tehlikeli oluyor ve şifreler çözülüyor. Mesela Dahi Kankiler Olimpiyatlar'da bu devlet tarafından 5 üstün yetenekli çocuk özel olarak eğitiliyor ve bilimsel projeler üretiyor. Aa, çok güzel. Ve ilk kitapta okuyucu 6. dahi oluyor. İnteraktif olarak kitaba katılıyor. Hı. Olaylar yaşıyorlar, evet icatlar yapıyorlar ve ben onlara ara ara soruyorum sen olsaydın ne yapardın diye. Onun hakkını da kullanıyorum ve şöyle bir şey oluyor, kitap bittikten sonra kendi icatlarını yazıp bana göndermelerini istiyorum. İnsanlığa faydalı. O kadar güzel icatlar, o kadar güzel düşünceler çıkıyor ki 2 ve 3'te de biliyorsunuz geçen aylarda günümüz çok medyaya çok yansıdı bu bazı tehlikeli bilgisayar oyunları. Evet, evet. Çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirmeliyiz. Ama şey bunları çocuk ruhunda nasihat almak çok ters aykırıdır. Yani siz ne söylerseniz o inadına tersini yapar. Evet. Biz de ne yapmadık? Bu çocuklarımızı bilgisayara karşı farkındalığı nasıl oluştururuz diye oturduk düşündük. Evet. Ve bunu macera adı altında tadında vermeyi düşündüm. İkinci ve üçüncü seri bu. Tehlikeli bir bilgisayar oyununu karşılaşıyorlar. Dahiler 48 saat içinde şifreleri çözmeleri gerek. Oyunu ortadan kaldırmaları için. Ve 4 tane şifre koyduk oraya. Genel kültür bilgisi içeriyor. Biraz araştırma yapacak. Ve burada çok amaçlı. dedi ki anne ve babalara durun bakalım dedik. Şimdi siz de bu kitabı okuyacaksınız. Çünkü bu şifreler çocuğunuzun seviyesinin biraz üstünde. Genel kültür bilgisi içeriyor. Evet. Ve onlara yardımcı olacaksınız. Oturup birlikte şifreleri çözeceksiniz. Ve ben o çözen ailelere
Nasip olursa sezonda 4. serisi çıkıyor dahilerin. İmzalı olarak hediye gönderiyorum kitabı. Harikaymış. Yani ve şu ana kadar sadece bir aile çözebildi. Öyle mi? Hemen çaba göstereyim. Hemen yani, sadece çocuklarımız okumakla kalmasın. Evet. Bir şeyler okurken de onların zihinlerine, duygularına, ruhlarına... Bir gaye, bir amaç. Aynen. Ve bizim örfümüz, bakın, hiçbir yazarı eleştirmem, haddim değildir. Hı-hı. Ama Amerikan yabancı kaynaklı yazarlı çocuk kitaplarını eleştiriyorum. Evet. Neden? Çünkü onların örf ve adetleriyle, inançlarıyla bizimkiler uyuşmuyor. Hayır, yani şu anda çok isim burada zikretmeyeceğim. Evet. Çocuklar tarafından çok tutulan, maalesef, absürt, içinde argo, evet, küfür olan bir kitap var. Ve çocukların hepsi bunu okuyor. İşin en kötü tarafı, ebeveynler de biz bu kitabı istiyoruz diyor. Evet. Diyorum ki yani bakın benim amacım kitabı kötülemek değil. Haklısınız hocam. İçinde argo var, küfür var. Yani siz bunu ister misiniz çocuğunuzun, evet, öğrenmesini? Aslında bu şuna denk geliyor hocam. Şimdi bazen biz çocuk gelişiminde eğitimler verdiğimiz zaman mesela şeyde çocuklarla ilgili sıkıntı var diye aile geldiğinde, hı hı, bunun en altyapısına inelim diyoruz ya mesela çocuklukta, evet, o kırılma noktası neydi? Kesinlikle. Senin bağlantını koparan o süreç neydi? Evet. Diyor ki çok küfür ediyor hocam. Şimdi o küçükle indiğimizde daha yeni yeni konuşmaya başlıyor çocuklar. 1-1,5 yaşında ailenin hoşuna gidiyor. Hatta akraba olarak özel söyletmek için uğraşıyorlar. Söyletmeye uğraşıyorlar. Hadi söyle, yine söyle. Çocuk söyleyince alkış, gülüyorlar. Hatta para verenler oluyor. İş 3 yaşa 4 yaşa dönünce diyor ki söyleme, ayıp. Onu söyleme. Çocuk diyor ki şimdi bir sene önce ayıp değildi bu. Gülüyordunuz bir de. Ne oldu? Şekil niye değiştirdi benim hareketlerim? Hele hele ilkokul dönemine geçince özellikle, evet, evet, maalesef iyice çocuğu yasaklamalar. Ama sen bunu kökeninde verdin çocuğa, bunu doğru gibi kabullen. O sinapslar bağlanırken, tam o nöronlar gelişirken dedin ki çocuğa bu doğru, bu komik, bu güzel. Şimdi onu nasıl çevireceğiz? Zor, her zaman söylüyoruz bakın, her programda mutlaka buna denk gelirim. Hı hı. Ve mutlaka buna dönüyorum, altını çizerek çizerek. Diyorum ki 0-7 yaş arası zekanın %70'i tamamlanıyor. Kesinlikle. Bu süreçte ne vermek istiyorsan, kesinlikle, ileride evladın nasıl bir evlat olmasını istiyorsan bu süreçte ver. Anneye, babaya diyorum ki bu süreçte ver. Yani mahremiyet, görgü kuralları, oturma kalkma adabı, haram helal kavramları, bunların hepsini verebilirsin. Ona indirgeyecek şekilde ver. Sonra ah vah etmeye hiç gerek yok. Kesinlikle. Çünkü bu evladı ben yetiştirdim diyor. Bu çocuk, aynen, kime çekecek? Kime çekecek? Kimse. Komşuya çekecek. Ona buna çekecek. Hayır diyorum ki senle şekillendi. Bir de hiç suçu kabullenmiyoruz. Böyle bir toplumuz. Siz 0-7 yaş dediniz. Ben bunu daha da bir geriye indirmek istiyorum. Aslında anne karnından itibaren. Evet, evet. Çocuklar inanın, ben buradan hanımlarımızı naçizane seslenmek istiyorum. Hamileliğinizin başladığı dönemden itibaren, evet, çocuğunuzla konuşun, çocuğunuzla hikayeler okuyun. Anne inanın duyuyor ve hissediyor. Tabii. Kur'an'dan ayetler, evet, dinletin. Yani bu acayip değil, inanın kulaklığı koyun dinletin tabii yani ki, Kur'an ki ayetlerini. Çünkü anne karnında daha artık o şeyi bilinçleniyor, evet, o ve bunun... bizim çok yakın bir arkadaşıma söylemiştik. Bu böyle bir test amaçlı oldu. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Anne karnındayken sürekli Kur'an ayetlerini dinletiyor. İşte ilahiler, ezgiler falan o tarzda, sakinleşmesi, hani rahat şey olması için. Çocuk dünyaya geliyor. Dünyaya geldikten sonra ağlarken o Kur'an ayetlerini açıyorlar. Birden susuyor, yani rahatlıyor, işte, durgunlaşıyor. Anne karnına dönüyor çocuk. Aynen, anne karnına dönüyor. Çok kıymetli. Yani bu gerçekten test edip onaylanmış bir olay. Buradan da biz aslında hani tabii ki işin uzmanı değiliz ama bu bizim kendi, evet, varsayımlarımızla, tezlerimizle ortaya çıkan bir şeydi. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve araştırmalarıma göre de uzmanlar da aynı şeyi tabii söylüyor. Tabii ki. Allah ona rahmet etsin, Aydın Salih hocamız da diyor ya hocam, evet, yani gayrimüslimlerin kortizonuna inandınız.
Kesinlikle. Ama bizim Kur'an-ı Kerim'imizi unuttunuz. Evet. Yani şifa maalesef ayetleri. Mesela ben sürekli aynı şeyi söylerim. Şimdi anne öpücüğü zaten o hatta biraz daha farklı şekilde söylersek o tükürüğün yaydığı, hı-hı, o mübareklik Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dayanıyor. Düşünün. Ben mesela bir yerim acıyor dediği zaman hemen şey söylüyorum. Ya şafiçek geçer. Ya şafiçek. Artık çocuklar da otomatik olarak ben bir yerim acıyor dediği zaman ya şafiçek anne diyorlar. Yani bunun farkındalığını sağlıyorsun çocuğa zaten. Kesinlikle. Çocuk düşünüyor diyor ki yani ya şafi eğer şifa veren sensin Allah'ım bana da şafi adına şifa ver. Bunu sürekli söylediğinde otomatik olarak bilinçaltı da buna aynen inanıyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın buna şifa vereceğini anladığı zaman zaten çocuk bunu çekmeye başlıyor. Ve söylediğiniz gibi hakikaten çocukla birlikte ilerleme kat ediyorsunuz. Aynen. Bu şekilde büyüyor çocuk, bununla şekilleniyor. Kur'an ayetleri en kıymetlisi. Gerçekten de biz bir kenara kaldırıp koyduk. Her zaman ebeveynlere diyorum ki, yani hamdolsun herkes azını çoğunu bir şekilde o örtü ayetini bir şekilde kabullendi. Evet. Ama ilk ayeti unuttuk hocam. Kesinlikle. İlk ayeti kaldırdık rafa, koyduk Kur'an-ı Kerim bize oradan bakıyor, ikra. İlk ayet niye bu şekilde ve niye örtün dememiş, niye şu şekilde yapın, şunu, bunu, o diğer ayetlerin hepsini sonra yavaş yavaş özümle. Ama demiş ki ilk önce oku, bir öğren, bak ben sana neler söyleyeceğim. Şimdi burada çok güzel bir noktaya da değindiniz. Okumakla ilgili biz hep küçüklüğümüzde, siz de belki aynı yaş, evet, biraz daha, aha, küçük de olabilirsiniz bilmiyorum benden. Kur'an kılıfları vardır, evet, çeyizleri konulur onlara ve onlar böyle en üst köşeye asılır. Ve orada belki aylarca hiç okumayan bir evdeyse ama orada durur. Evet. Ve kimseyi de ellettirilmez günah, elleme diye. Evet. Yani biz hep böyle... biz demeyeyim de artık o nesil, bir nesil, evet, böyle öyle, yetişti. Öyle yetişti. Evet. Ve çocuk onu hani ne içindekine merak ettikçe aileler sakın elleme, sakın dokunma, evet, gibisiyle çocuk orada bir irkildi, korktu. Bunun yanı sıra kulaktan duyma bilgilerimiz çok fazla oldu. Ve hep biliyoruz anlamında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk vahiy indiği zaman Cebrail aleyhisselam okuyor ayetini ve Efendimiz dinliyor. Evet. Biz ne okumasını bildik, evet, ne de dinlemesini, evet, bildik, evet, ne de hayatımızı tatbik edebildik. Evet. Bu üç şeyde yanıldığımız için ne yaptılar? Boşluklar, çok fazla bir boşluk oldu ve dış çevreden bizim örfümüzü, adetimizi, kültürümüzü yozlaştırmak isteyenler o boşlukları çok güzel doldular, yerleştirdiler. Evet. Şimdi biz o yerleşenlerin kazıdıkları düşünceleri, ruh yapılarını değiştirmek için uğraşıyoruz. Evet, düzeltmek için uğraşıyoruz. Düzeltmek için gayret ediyoruz. İnşallah gayret ediyoruz. Rabbi Teala bu yolda karınca misali diyor. Kesinlikle. Sen ne yapacaksın karınca haline? En azından bu yolda ölürüm diyor. Ya. Mesela sözünüzü kestim belki. Bu radyo programı bir dönem işte fuarlar çok yoğunlaştığı için bırakmak zorunda kaldım. Evet. Radyo programı yapıyordum. Hayata Tutunanlar isimli diye. Ve canlı yayın oluyordu. Dinleyiciler bağlanıyordu. İşte çok soruları güzel varsa, hı-hı, karşılıklı soru cevaplı hayatlarını kolaylaştıracak böyle ipuçları verebiliyorduk naçizane. Orada da çok sorularda hep gençlikle ilgili, hep aile bağlarıyla ilgili ve özellikle eşler arasındaki o birlikteliğin kaybolma noktası sosyal medya çıktıktan, hı hı, sonra. Tabii. Çünkü insanlar sosyal medyada iki yüzlü davranıyor. Yani orada çok imanlı, dürüst, işte ailesine bağlı, şöyle görünen insanların arka cenapları çok farklı. Arka perdeleri. Ve bu sosyal medyalar yüzünden evlilikler yıkılıyor. Maalesef. Boşanmalar maalesef oluyor. Çocuklarımızın başlarına çok farklı şeyler gelebiliyor. Hepimiz kullanıyoruz. Ben de kullanıyorum sosyal medyayı. Yani hayatımızda artık. Ama bunu dozunda kullanmak var. Evet. Bir de dozunu aşarak kullanmak tüm, var. Bütün hayatımızdaki boşlukları onunla doldurmak başka. Evet. Onun için bir yarım saat, bir saat ayırmak bambaşka. Kesinlikle. Yani en çok mesela bu yetişkinler daha çok... okuyan grubu söyleyeyim ben size, gözlemlediğim kitap, evet, fuarlarında. İlkokul
birinci sınıfla 7. sınıfa kadar. Hmm. 7'den sonra çocuklar ergenlik dönemine giriyorlar. Lise kısmında işte 7'den 8'den sonra kız çocukların okuma oranları erkek çocuklarına göre daha fazla. Yani bu bunun sebebi şu. Çünkü çocuklarımızın zihinleri farklı şeylerle meşgul olmaya başlıyor. Maalesef. Dizilerle. Şimdi burada yine ismini zikretmeyeceğim. Son günlerde, son haftalarda gösterilen televizyonda bir dizi var. Ve bu dizi aslında öncesinde kitapmış. Kitap yani ismi. Bir kitabın diziye uyarlanışı. Tabii bu dizi yayınlanıncaya kadar bu kitaptan kimsenin haberi yoktu. Dizi yayınlandıktan sonra her gelen genç kız o kitabı soruyor. Yani şimdi belli tarafları da var. Bazen gülüyorum. 7 Güzel Adam vardı TRT1'de. Evet, ben çok Cahit Zarifoğlu'nu da çok severim. Evet. Nazım Özenören'i de çok severim. Nuri Pakdil'i de şiirlerini, sözlerini, denemelerini. Evet. Tabii biz tanıyorduk. Ama 7 Güzel Adam'ı maalesef tanımayan çok insan vardı. İşte o diziyle, 7 Güzel Adam dizisiyle o güzel insanları tanıdık. Yani artıları var. Artıları var ama ne olur biz bunu televizyonla tanımayalım. Evet. Filmlerle, dizilerle tanımayalım. Çünkü çok konuştum biliyorum. Benim çenem susmaz. Onu söyleyeyim. İnanın ben bir saatte olsa, iki saatte olsa böyle farkındalığı gelişmiş, hayatıma bir şeyler katacak olan kişileri dinlemeye bayılıyorum. Şimdi bu Türk klasiklerinden diziler vardı biliyorsunuz. Ve ben önce şaka yapıyor zannettim. Kitap fuarında yine imza günündeyim. Yan standtaki o kitap işte Yaprak Dökümü, Aşkı Memnun falan var. Kitapları, dedi kitabı da çıkmış. Şaka yapıyor zannettim. Gerçekten mi dedim. Hani şöyle bir baktım. Sonra arkadaş gülmeye başladı. O stand görevlisi gülmeye başladı. Ya dedim gerçekten mi söylüyor acaba, şaka mı? Dedim ki şaka mı yapıyorsun? Yoo dedi, bakın dedi kitabı da çıkmış. Yani maalesef. Hani biz bu hale geldik. Ne olur. Kitap okumaya vakit bulamıyorum diyen izleyicilerimiz. Evet. Buradan sesleniyorum okuyucularımız. Her gün yatarken iki sayfa bile yetiyor hocam. Aynen. Yani ben de diyorum ki ebeveynlere. Yani reklam arası okuyun dizi seyrediyorsanız. Madem ne diyeyim. Diyorum, felsefi kitap okumak zorunda değilse edebiyat, roman seven roman okusun. Otobiyografi seven biyografi okusun. Yani ne isterse okusun. Ama o iki sayfa bile senin hayatına farkındalık katacak. Kesinlikle. Onunla birlikte ilerlemeni sağlayacak. Oku yani iki sayfa bile olsa oku. Evladın onu senden görsün. Ne okuduğunu. Hı hı. Ben bazen özellikle televizyonun karşısına gidiyorum. Mesela onlar hep beraber sürekli yan odada kendini soyutlayamıyorsun. Onlar dizi izler ya da bir şeyler yaparken ben böyle kitapları karıştırıyorum. Okumaya çalışıyorum. Bakıyorum bir müddet sonra o da elini alıyor. Küçük kızım da elini alıyor. Ya rol model diyoruz ya, işte burada devre o giriyor. İnşallah bir şey kazandırmak istiyorsak, bir kazanım sağlamak istiyorsak evlatlarımıza önce bizim yapmamız gerektiğini. Kesinlikle. Buradan yine vurgulayalım seyircilerimize. Son olarak bize söylemek istediklerim var. Çok keyifli ama programa biz ayrılan süre bu kadar. Ben son bir ipucu vereyim, tüyo vereyim. Bunu da denenmiş bir olay. Bir öğretmen arkadaşımız sınıfında denedik. Hani kitap okutamıyoruz, çocuklarımıza kitap okutamıyoruz diyen aileler için ve kendimiz okuma zamanı olmuyor diyen aileler için herkes akşam yemeğiyle, evde bulunma saatiyle oturma saatleri arasında bir saat seçsin. Çocuklarınızın yatma saatinden önce. Mesela en uygun saat ne? 8 ile 8.30 arası mı? Ben bunu bu yarım saate de 20 dakikaya indiriyorum. Kitap okuma partisi yapın. Televizyonlar, bilgisayarlar, tabletler, anne, baba, çocuk herkes bırakacak, kapatacak. 20 dakika çok bir şey istemiyorum. Ama o 20 dakikanın içinde çerezler koyun, meyveler soyun, işte cipsler falan çocuğumuzun sevdiği şeyler, çikolatalardır, atıştırmalıklardır. Ve bunu iki hafta boyunca hiç ara vermeden sürekli yapın ve okuyabildiğiniz kadar o 20 dakikanın içinde okuyun. Bu anıyı ölümsüzleştirin. Aynen. Ve inanın ben iki hafta diyorum, 10 günden sonra siz o hazırlığa girişmediğiniz zaman çocuk hani kitap okuma saati yapmayacak mıyız, kitap okuma partisi yapmayacak mıyız diye soruyor. Evet. Bunu düzenli uygulayan ailelerin
Çocuklarındaki okuma sayfa sayısı arttı. Evet. Kitap bitirme sayısı arttı. Çocuk ondan zevk almaya başladı. Kitap okumaktan. İşin en güzel yanı aileler de kitap okumaktan zevk aldılar. Evet, evet. Yani her gün öyle 20'şer dakika, yarım saat, o 20'şer dakika yarım saate çıkan olurdu. Bir saat oturup okuyanlar dahi olmuş yani. Ama hocam yapılan araştırmalar şunu söylüyor. Kitap okumanın sinir ve strese bile iyi geldiği, kesinlikle. İnsanların ruh hallerinin düzeldiği, bilinçaltının kendi kendini tedavi edebildiği kesinlikle araştırmalar sonucunda açıklanıyor. O zaman sadece bir yere bakıp 10 satır, 2 sayfa okumak değil bu. Evet. O bilinçaltının kendi kendine yetebilirliğini bile arttırması, kesinlikle. Stresi bile düzeltiyorsa anne baba hem kendi iyiliği için hem evlatların ileriki yaşantısı için mutlaka kitap okutmalı diyoruz. Okuyalım, okutalım. İnşallah. Dünyamızı daha da güzelleştirelim. Muhabbetin devamını standımızda yapacağız. İnşallah. Gelin hep birlikte konuşalım. Aynen. Gerçekten ben pazar akşamına kadar fuardayım. Düzce kitap fuarındayım. Hocamızın kıymetli görüşlerini kaçırmayın. Estağfurullah. Beraber sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Aynen. İnşallah sizler gibi kıymetli insana hepimizin ihtiyacı var hocam. Toplumumuzun ihtiyacı var. İnşallah Allah istidadınızı arttırsın, hizmetlerinizi arttırsın. Cümlemizin inşallah. Hep beraber. Daha da güzel diyelim inşallah. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kırmadığınız için. Bir dahaki Farkında Anneler Mutlu Çocuklar programında görüşmek üzere. Hepinizi seviyoruz.